Karşımızda Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan var. Hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum Sayın Kızılhan. Çok büyük geçmiş olsun. Şahit olmadığımız, şahit olmak istemediğimiz şeyleri görüyoruz maalesef futbolda. Siz de oradaydınız bizzat. Neler söylersiniz, neler olup bitti sizden dinleyelim. Evet, maalesef akıl almaz bir akşam yaşadık dün akşamla ilgili. Ve artık alışkın olduğumuz bir durum tabii ki. Algı yönetimi çok iyi işliyor. Bugün sabah itibariyle, hatta maç geç bitmesine rağmen maç sonucu itibariyle ciddi bir algı operasyonu tekrar başladı. Şöyle hızlıca toparlamak veya hızlıca anlatmam gerekirse, maçtan önce güzel bir deplasman, İzmir deplasmanı. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bu arada da tüm Türkiye'ye ve İzmir'imize geçmiş olsun dileklerimi tekrardan paylaşmak istiyorum. Orman yangınları ile ilgili. Biz iletişim ekibimiz olarak bu maçtan önce ve sonra orman yangınları ile ilgili nasıl iletişim yapacağımızı, bundan sonra olmaması için futbolcularımızı, sporcularımızı, hocamızı nasıl devreye sokabileceğimizi düşünürken, maç günü hiçbirimizin tasvip etmediği sosyal medyada yayınlanan Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri İzmir'in merkezlerinde Fenerbahçe formasının yakılma videosuyla güne başladık. İnanılmaz bir şey. Onları siz de belki fark etmişsinizdir. Ondan sonra ilave bir video yayınlandı. Bu da Fenerbahçe taraftarımız yine İzmir'de arkadaşlarıyla beraberken üzerinden forma çıkartılıyor ve orada bazı Göztepe taraftarları da Fenerbahçe formasını resmen gasp ediyor. Orada da Fenerbahçe forması yakılırken herhangi bir emniyet yok ama maalesef forma gasp edilirken emniyet de orada hiçbir şey yapmadan duruyor. Bundan sonra da tabii taraftarlarımıza yaşatılan çok gerçekten insanlık dışı olaylar ki biz... Maalesef. Neden müdahale edilmedi peki sizce? Hani emniyet güçleri de vardı diyorsunuz o videoda. Bilemiyorum. Yani bunların cevabını vermesi gerekenlerin bence bir an evvel hepimizi aydınlatması gerekiyor. Bunun hakkında yorum yapabilecek durumda, konumda bir kişi değilim. Ben Fenerbahçe'nin haklarını, biz Fenerbahçe'nin haklarını korumakla yükümlüyüz. Bunun dışında devletimizle ilgili bizim boynumuz kıldan ince. Saygı duymaktan başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ama enteresan bir şekilde... Başakşehir maçında da Türkiye Kupası maçında da İzmir'deydik. Benzer hadiseler yaşandık. Siz ne zaman duydunuz ki biber gazının taraftarlara sıkıldığını? Yani en son değil mi bir böyle yıllardır hayatımızdan çıkan bir olaydan bahsediyoruz. Dün maalesef Fenerbahçe taraftarı ciddi anlamda orantısız güç kullanılmıştır Fenerbahçe taraftarına. Ve biber gazı sıkılmıştır. Sebep de taraftarımızın bizim yanımızda, takımımızın yanında İzmir'de maçı izlemek istemesi, biletli olmalarına rağmen stada giremeyiştir. Bu kadar basit baktığınız. Böyle bir gün yaşadık maçtan önce. Peki tahrik ettiğiniz söylemleri var. Buna ilişkin ne söylersiniz? Nasıl bir tahrik gerçekleşmiş olabilir? Biraz o kısmı açabilirsiniz. Velev ki bir tahrik gerçekleştirilmiş olsun. Böyle bir muamele yapılması gerekiyor muydu? Biraz saha için anlatabilir misiniz bize? Yani tahrik yaşatmaktan ziyade biz tarihi yaşayan, yaşatılan takımız, kişileriz. Biz yaklaşık 6 senedir yöneticiliğim boyunca 80-90 tane deplasman maçına gittim. Ben bu kadar agresif, bu kadar şiddetli bir taraftar gerçekten az gördüm. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Bizim Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yönetim kurulu başkan nezdinde, taraftar camiamız nezdinde Göztepe ile herhangi bir sıkıntımız yok. Göztepe halkı, İzmir halkıyla zaten nasıl bir sorunumuz olabilir? Göztepe camiasıyla da ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Bunun altını çizmek istiyorum. Bunları böyle büyük olaylar halinde camialara mal etmemek gerekiyor. Ama baktığınızda dün yaşananlarda tahrik edenlerin kim olduğunu ben gerçekten merak ediyorum. Fenerbahçe'mizin forması İzmir'in meydanında yakılacak, tahrik eden Fenerbahçe. Forması gasp edilen Fenerbahçe taraftarı
emniyet güçlerinin önünde olacak. Tahrik eden Fenerbahçe. Protokolde ilk 45 dakikada yaşadıklarımızı kelimelerle ifade edemem. Orada siz de sıkıntı yaşadınız değil mi? Hani protokol tribününde de problemler olduğu söyleniyor. Çok büyük problemler de vardı. Yani o tabii teknik problemler de, idari problemler de vardı. Yani bir kere tribünde koltuklar kırıldı 5 dakika sonra. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Protokol sadece bizim değil, yanlış anlamayın. Yani oradaki mesela 100 kişiden 50'si oturamadı çünkü koltuklar kırıldı. Protokol tribünde koltuklar kırıldı. Yani bu yüzden biz oturamadık. Onun dışında da tabii bizim orada rahat bir şekilde maç izleyebilmemiz de mümkün değil. Taraftarımız biber gazı yiyor. Dışarıda otobüsler bekliyor. Sahaya giremiyorlar. Orantısız güç kullanılıyor. Tabii ki burada ben hala tahrik edenin kim olduğunu, niye Fenerbahçe'nin üzerine bu şekilde tahrik edenin Fenerbahçe olduğunun iddia edildiğini, işte telefonun başında da söylediğim gibi, bu algılara kapılmamamız gerekiyor. Tüm camiamızdan, tüm Fenerbahçe taraftarımızdan rica ediyorum. Bizlerden duydukları dışında sosyal medyaya, geleneksel medyada duyduklarına, yapılan yorumlara kulaklarını tıkasınlar. Biz olayı tüm çıplaklığıyla birebir yaşayanlar olarak anlatıyoruz, anlatmaya da devam edeceğiz. Peki Sayın Kızılhan, evet sizin de dediğiniz gibi bizzat şahit oldunuz. Saha içini biraz daha detaylı anlatabilir misiniz bize tekrar? Ne oldu tam olarak? Nasıl bir atmosfer vardı? Şimdi taraftarlarımızın maça girişleriyle ilgili ve tekniğiyle ilgili sıkıntı yaşadıklarını daha önceden söylemiştim. Hı hı. Bu maç 2-0 biz öndeyken ilk yarı bitti. Devre arasında da bize telefonlar yağmaya başladı. Devam etti, pardon, özür diliyorum. Taraftarlarımızdan dışarıda 200-250 kişinin hala kaldığı, bir şekilde stada giremediklerinin bilgisi gelince biz de tabii ki Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı, şu an bizim liderimiz olarak başkanımız ve ben iki tane akreditasyon sahibi yönetici olarak deplasman tribününe bizim taraftarlarımızın yanına gittik. Bundan da daha doğal bir şey olduğunu düşünmüyorum. Burada da hep yazılan, çizilenler, söylenenler, tahrik ettiler şunu. Biz 2-0 öndeyiz. Futbolu az çok Türkiye'de herkes anlıyor. 2-0 önde olan bir takım bir tane daha gol atar, 3-0, 4-0 planları yapan bir takım neden devre arasında başkanını alıp, yöneticisini alıp birilerini galyana getirmek istesin? Böyle bir şey olabilir mi? Akıl tutulması olması lazım. Öndesiniz. İlk yarıyı önde kapatmışsınız. Göztepe gibi zor bir deplasmanda. Böyle bir şey olabilir mi? Taraftarlarımızın yanına gittik. Tabii ki onları nasıldır, ne değildir. Yani görüntüler, orada yaşadıklarımız da inanılmaz. Yani orada, biz oradayken bile biber gazı, bizim Alper Alpoğlu yönetim kurulu üyemiz Sayın Alper Bey orada biber gazına maruz kaldı. Hani bu bizim oradan bundan duyduklarımız değil. Bizzat gözümüzde şahit olduğumuz olaylar. Fotoğraflar var. Görüntüler var, videolar var. Başkanımızla gittik, taraftarlarımızla görüştükten sonra, bu arada yol boyunca taraftarlardan, Göztepe taraftarlarından gelen suyu veya herhangi bir yabancı maddelere de hiçbir şekilde gözümüzü kapayarak, yolumuza devam ederek, bizim tek amacımız taraftarımızın durumunu öğrenmek ve dışarıdaki taraftarlarımızı da maça girmesi için güvenlik görevlileriyle konuşmak. Biz 10 kişi gittik, 10 yönetim kurulu üyesi. İkimiz de, başkanımız Sayın Ali Koç ve ben de akreditasyon olduğu için sahadan ilerledik, alt taraftan gittik. Diğer yöneticilerimiz de, 3 tane yönetim kurulu üyemiz de akreditasyonları olmadığı için üst taraftan gittiler. Bu kadar basit. Ondan sonra da hepimizin gördüğü arkadan yapılan kahpece saldırı sonrasında hepimizin de yaşadığı videolarda gördüğü bu saldırı sonrasında da biz başkanımızla protokol tribününe yukarı doğru çıktık. Yani aslında baktığınızda olayın özeti budur. Bundan sonra tabii o şahıs hakkında yapılmayan eylemlerden dolayı biz gerekli önlemleri, gerekli aksiyonları yarın itibariyle alacağız. Suç duyurularında zaten dün maçtan sonra bulunduk. Maçtan sonra da yarın pazartesi olmasını bekliyoruz. Orada işini yapmayan tüm görevliler hakkında da gerekli suç duyurularında bulunacağız. O şahıs, şunu söylemek istiyorum,
Çok az zamanımız var diye Buyurun, hızlı buyurun. konuşmak durumundayım. Kusura bakmayın ne olur. Estağfurullah, buyurun. Bu kahpece hareketi yapan şahıs hareketi, olayı yaptıktan, saldırıyı yaptıktan sonra maçı izlemeye devam etti. Evet, Türkiye bunu da gördü. Orada işlem yapılması gereken, 62-22'den cezalandırması gereken, hepimizin bildiği gibi stadyumların altında karakollar var. Her stadın altında var. Sanki ödül verircesine, aferin helal olsun dercesine bu şahıs maçı izlemeye devam etti. İnanılmaz bir şey. Ve bunu bize dün hiçbir yetkili, statta olan hiçbir yetkili açıklayamadı, biliyor musunuz? Niye böyle yaptığınızın sorusunun cevabını biz alamadık. Bununla ilgili de gerekli işlemleri yapacağız. Dediğim gibi pazartesi itibariyle. Sayın Kızılhan, yol haritanızdan bahsettiniz. Gerçekten de hani inanılmaz talihsiz bir olay. Buradan taraflara vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Taraftarımıza vermek istediğim mesaj tabii ki var. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve yöneticisi olarak biz onların yanındayız. Dün yaşananlardan sonra gerçekten çok üzgünüz. Her maçımıza, iyi günde, kötü günde, tüm Türkiye'de, yurt dışında sürekli bizle beraber olan büyük taraftarımızın canlarını sıkmasınlar. Daha önümüzde çok uzun bir maraton var bu sene. Algılara kapılmasınlar. Çok rica ediyorum. Sosyal medyaya kulaklarını tıkasınlar. Geleneksel medyada yazılanlara. Bizim yaşadıklarımız çok net bir şekilde benim anlattığım gibidir. Bu akşam itibariyle başka diğer yöneticilerimiz de farklı kanallarda bu konu hakkında görüşmelerini anlatacaklar, bilgileri paylaşacaklar. Bunun dışında da hiçbir tahriye kapılmasınlar. Bu provokasyonları yapanlara da bir mesajım var. Biz bu provokasyonlara gelmeyeceğiz, yolumuza da devam edeceğiz. Çok net. Teşekkür ederiz Sayın Kızılhan, değerlendirmeleriniz için bir kez daha büyük geçmiş olsun diliyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diyorum. Sağ olun, iyi akşamlar. Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan dün olup bitenleri anlattı, bizlere devam edeceğiz.